3500 lira emekli maaşıyla geçinmeye çalışanlar var. Ve önümüz kış. Yakacağın ne kadar arttığını biliyoruz. Doğalgaza yapılan zamlar ortada, elektriğe yapılanlar ortada. Kömüre, oduna yapılanlar ortada, sobaya yapılanlar ortada. Aldı başını gitti fiyatlar. Artık lüks yakmanın, özür dilerim, kömür yakmanın lüks olduğunu söyleyen satıcılar ve vatandaşlar var. Bunu da getirmiştik ekrana. Ama bir de bu işin giyeceği var. Kış geldi, kat kat giyiniyoruz. Kat kat giymeyecek olsak da kalın bir şeyler giymek durumundayız. Yani üşümemek zorundayız. Yaşam şartları çalışmamız da gerektiriyor. Ama kıyafet almaya kalktığınızda alamayıp bakmayı tercih ediyorsunuz. Neden? AKP iktidarının ekonomi politikaları nedeniyle, sebebiyle etiketlerdeki fiyatlar bizim alım gücümüzün çok ötesinde çünkü. Ekonomik krizle boğuşan yurttaşın aklının bir köşesinde ne yiyeceği, diğer köşesinde ise nasıl ısınacağı var. Baktık ama uçuyor kızım, hiçbir şey almadan gidiyoruz. Bak torunumla geldim, bir şeyler alayım dedim. Neler baktınız? Tişört alayım dedim. Eşofmana yana bir ayakkabı dedim. Onu da alamadan gidiyoruz valla. Havanın giderek soğumasıyla dar gelirli, bir de kara kara ne giyeceğini düşünmeye başladı. Fiyatlar çok pahalı. Çok. Bakar mısınız? Hiç 700'den aşağı, 400'den aşağı, 500'den aşağı bir şey yok. Evet, el yakıyor. Alamıyoruz. Botlara çalışanım, devlet memuruyum ama alamıyorum. Kışlık alışverişine çıkan yurttaşlar kıyafetlere sadece bakmakla yetiniyor. Montlar, botlar ve kazaklar ateş pahası. Çok pahalı almadan gidiyorum. Her şeyde olduğu gibi giyimde de geçen yıla göre %100 fiyatlar arttı. Fiyatlar çok çok farklı artık, şu an çok fazla fiyatlar. Mesela geçen yıl aldığım benim, yani geçen yıl sattığım, şöyle göstereyim. 100 lira 150 liraya sattığım ürünü şu an ben bu yıl 300 liradan satmak mecburiyetindeyim ki dükkanı çevirebilelim. 300 civarı olanlar şu an 800 bin lirayı buluyor. Yani çok yüksek. Yurttaş alışveriş yapamazken esnaf da siftah yapamamaktan şikayetçi. Ticaret gittikçe zorlaşıyor hakikaten. Çünkü bu enflasyonla bu işler çok zor. Yani çok böyle günde 10 tane 15 tane ya satıyoruz ya satamıyoruz. Yurttaş fiyatlar karşısında yeni kıyafetler yerine eskileri tamir ederek idare etmeye çalışıyor.